Açılış maçında Romanya'yı yenmesine karşın sahadan pek de mutlu ayrılmayan Fransa, açılış maçını kaybetmesine rağmen aslında sahadan çok da mutlu ayrılan Arnavutluğa karşı, Arnavutluk beklentinin çok üzerinde bir futbol oynayarak 10 kişi kalmış olmasına rağmen rakibi karşısında çok fazla pozisyon yakaladı. İsviçre'ye gücü yetmedi ve yenildi diyebiliriz. Bu maç öncesinde Gianni Di Biasi, teknik direktör, aslında Sana'yı özleyeceklerini ama aynı zamanda da katı savunma anlayışına devam edeceklerini söyledi. Bu maçta şöyle bir değişiklik olması mümkün. 4-5-1'e dönebilir. Turnuvanın en güçlü ve en favori gösterilen takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarının farkında Di Biasi ve bu takımla birlikte savunma yapabileceklerinin de farkında. Bunun yanında tabii ki Fransa'ya dönmek lazım. Fransa'da Didier Deschamps hem seçimleri sebebiyle çok eleştirildi hem de bunun yanında bu maçla ilgili seçimleri eleştirilebilir gibi gözüküyor. Çünkü antrenmanlarda 4-2-3-1 denerken Pogba ve Griezmann'ı kenara atıp onları yerine Martial ve Coman'ı koymayı tercih etti ve basın böyle bir 11 bekliyor. Bunun yanında tabii şu var, özellikle Evra çok eleştirildi. Evra ilk maçta penaltı yaptırmıştı, kötü bir oyun sergiledi. Bireysel anlamda kötü performansının üzerine basından yine çok ciddi bir eleştiri aldı. Basınla Fransız milli takımı ve teknik direktörler turnuvalarda her zaman itiş kakışla devam ederler. O itiş kakış başladı gibi gözüküyor. Özellikle Pogba'yı, turnuvanın MVP'si olması beklenen oyunculardan bir tanesini daha ilk maç sonrasında keser ve kötü bir sonuç alırsa Döşem'in işi bayağı zor olabilir. Bununla birlikte şunu söylemek lazım. İlk maçta Fransa Payet Spor olarak oynadı. Tek yaratıcı oyuncusu Dimitri Payet gibi gözüktü. Gol pozisyonlarını üreten, golü üreten ve tabii ki maçı kurtaran adamdı Payet. Ona yardımcı olabilecek isimler arasında Coman ve Martial var. Buralardan iyi sonuç çıkarabilir gibi gözüküyor. Fransa ilk golün dakikası çok önemli. İlk gol erken gelirse Fransa için kolay bir maç olabilir.